İyi günler değerli izleyenler. Sayın Oktay Sinanoğlu'yla yine birlikteyiz. Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu'yla bugün Türkiye'nin gündeminde olan iki konuyu ele alacağız. Bir, meclis seçim kararı aldı uzun çekişmelerden sonra. 3 Kasım'da seçimler var. Oysa seçimler bu kadar yakınlaşmasına rağmen kafalar oldukça karışık. Kimin hangi partiye oy vereceği henüz belirgin değil. Anketlerde, kamuoyu araştırmalarında en büyük parti Kararsızlar Partisi. Bir başka ifadeyle karamsarlar, yani Türkiye'nin geleceğinden var olan partiler açısından umutsuz olanlar çoğunlukta. Bir diğer önemli gelişme aslında bu karamsarlığın bir başka boyutu. Yine karamsarlığa uzak olması gereken bir kesim üniversiteler. Üniversitelerimiz arka arkasına açılıyor. Üniversitelerde YÖK düzeni, YÖK'ün başına atanmış Amerikan eğitim sistemini Türkiye'ye hakim kılmak isteyen yönetim anlayışı devam ediyor. Bunların Türkiye'ye uygun buldukları bazı önemli gelişmeleri de değerlendireceğiz. Evet hocam, birinci konudan başlayalım isterseniz. Evet, şimdi... Şimdi tabii Türkiye'de ben yıllardır bakarım. Ne zaman yani Türkiye'nin kuyusunu kazacak, hatta milletin adını tarihten silecek önemde ciddi işler yapılıyor olsa, sessiz sedasız, el altından, çaktırmadan filan, hani gece 2'de böyle 3 kişiyle çıkan kanunlar filan gibi vasıtasıyla, tam o sıralarda hep böyle bir gündem olur. Başka bir gündem olur. Bu ciddi işler hiç ortalıkta ne yazılır, ne çizilir, ne konuşulur. İşte biz haberimiz olursa biz anlatıyoruz millete evet. Biraz. Şimdi bu ara durup dururken bir seçim hikayesi çıktı. Tabi durup dururken çıkmadı. İşte Wolfowitz'in ziyaretinin akabinde hemen çıktı. İşte bir partinin başkanına fırka diyorum. Partinin eski adı Türkçesi fırkadır. Başkanına da görev verdiler, işte seçimi ilan et, gününü söyle filan. Tabi biz dedik ki o zaman vay, 3 Kasım, biz de Amerika'da ondan 1-2 hafta evvel, yani Amerika'daki haberlerden filan, işte Irak'a Kasım ayında başlayacak filan. Tam o sıra hükümet olmasın, ortalık millet bununla meşgul olsun, karar organı ortada görünmesin filan, hani iyisi kötüsü bile olmasın filan diye düşündük. Sonra bu seçim ertelesin filan yaygaraları başlayınca bu sefer dedi ki ha, zaten Amerika'da şimdi bu Birleşmiş Milletler şu bu oradan buradan iş karıştı. Kendi içinde de tepkiler arttı filan. Dolayısıyla dedik ha, belki Kasım başında yapamayacaklar, onun için seçimi de erteledin mi diyorlar acaba dedim. Doğru. Filan. Neyse. Efendim. Şimdi yani bu bir kere hani bu seçimlerle ne olacak? Herkes soruyor sokakta falan. Ya hocam ne olacak? Kime oy vereceğiz? Ne olacak seçim sonrası falan? Ya hiç kafanızı böyle şeylere yormayın diyoruz ya. Bunlarla bir şey olmaz. Yani 50 senedir ya 46'dan beri ne oldu ki şimdi olsun? Şimdi tabii belki de geçen programda söylemişizdir birkaç gün evvel de. Tam hatırlayamadım şimdi. Şimdi birkaç hafta evvel Avrupa'daki işte bu 1000 kişilik toplantıda filan, bizim de konuşma yapıyoruz orada, baktık ki Doğu blokundan çıkan bu Lehistan, Polonya, Çek, Slovak cumhuriyetleri filan, bunlara da meğersem tıpatıp aynı kanunlar koymuş. Bak tesadüfe bak diyeceksin. Evet. Aynı, yani aynı seçim kanunları, aynı işte bu bent baraj hikayesi efendim, ondan sonra bu fırka parti kanunları, yani işte orada da herkes şikayetçi, birçok ülkede diyorlar ki ya işte birisi liste yapıyor, sen o listeye işte onaylayacaksın, başka seçim, yani biz kimseyi seçmiyoruz, başa gelenler de hep böyle ülkeyi dağıtıyor yani. Amerika'da seçiliyor, oralarda seçiliyor, işte bizim ulus devleti yok ediyorlar. Topraklarımızı alıyorlar, sanayimizi götürüyorlar filan. Bir perişanlıktır. Herkes şikayetçi Avrupa'da. Hatta ondan sonra yani geçen seneki toplantıda
öyle bunlar konuşulmuştu. İşte herkes kendi ülkesini, biz de dedik ya hayret bizimkine çok benziyor falan dedik. Onun için dedik gelin şu işleri hep beraber halledelim diye demiştik. Bu sefer tabii bunlar ciddi adamlar, oturup içlerinde hukukçu da var, o da var, bu da var. Hatta işte bizim gibi fizikle misikle uğraşan da var. Bu da matematiksel teorisini yapıyor işin, kuramını. Hatta bir ülkenin hortumlanmasında birkaç yöntem varmış. Bir tanesi de kuru ayarlamaları dümeni. Bir tanesi, evet. Döviz kuru ayarlamaları. Evet. Yani bir tanesi euro. Euro'yu da, Avrupa'yı da euro ile soyuyorlar. Euro çıkar çıkmaz herkesin geliri yarıya düştü. Evet, halk yoksullaştı. Evet. Yani zaten biri akıllı biri Ankara'da geçen gün dedi ki, genç bir bankacı, yani hayret yani bayağı esaslı bir çocuk, dedi ki evet dedi, Avrupa'yı euro ile soyacaklar, ondan sonra Avrupa Birliği'ni dağıtacaklar. Avrupa Birliği araname falan dedi. Neyse bu hafta pazar günü çıkacak olan inşallah yazımızda bu konuları anlattık yani. Aydınlık'taki yazımızda. Evet, Aydınlık'taki yazımızda işte hortumlama yöntemleri. Biri bankaları hortumlatmak bizdeki gibi. Bir tanesi işte kur ayarlamaları. Üçüncüsü euro falan. Neyse onu anlattık. Meraklısı okuyabilir. Ondan sonra şimdi fakat bu Avrupa'dakilerin üstünde durduğu önemli özellikle bu seçim ve fırka yasaları. Yani bunlarla hiçbir demokrasi falan olmuyor. Dolayısıyla şimdi bunlar hukukçular falan bu kanunları iyice inceliyorlar. Hepsini yan yana koyuyorlar. Ve zaten sırıtıyor. Yani böyle hepsi aynı, nasıl olmuş bunlar? Bir elden çıkmış. Yani belli. O tabii iyice açığa çıkıyor. Yani o zaman işte bunlar bir yerden geliyor demeye falan lüzum yok. İşte bak kardeşim yani. Değil mi? Slovakya nereye? Bura nereye? Nasıl olmuş bu iş falan. Şimdi bunların düzeltilmesi lazım. Mesela aslında fazla geriye gitmeye, biz biraz 83'ten öncesine gitsek bile gene çok daha iyi bir düzen vardı. Daha da önce vardı. Yani ahali istediği insanı oraya seçebiliyordu. Listeden silebiliyordu, listeye ekleyebiliyordu filan. Evet. Yani yeni bir şey icat etmeye lüzum yok. Bu 83'ten sonra işte bu birçok şey değiştirildiği gibi çaktırmadan bu da değiştirilmiş. Ondan sonra milletvekilinin söz hakkı yok mecliste. Herhalde sağ ellerinin sağ eliyle, yani solak değilse sağ elini kaldırmaktan filan sadece sağ kolunun kasları biraz gelişmiştir yani. Başka yani, bir görevi yok. Sağ kol indir kaldır falan. Ondan sonra yani bir tabii yani bunu orada biri dedi diye ülkenin tamamıyla aleyhine korkunç şeylere el kaldırmak da o dedi diye, demek ki yalnız kol meselesi değil. Demek ki kafada, gönülde bir bozukluk var. Belki de onun için listeye yazıldılar. Evet. Diyeceği geliyor insanın, değil mi? Doğru. Yani şimdi onun için yani bu işin tabii daha derinine inmek gerekir. Ama yani bir kere en baştan bu seçim kanunu ve fırkalar kanunu muhakkak değiştirilmeli. O da yani dışarıdan, oradan buradan, IMF'den bilmem neden gelecek bir kanunun yerine, kanun zaten bu oralardan gelmiştir. O şekilde değil, işte bizim eskilerine bile dönsen daha iyi filan. Yani bu olmadan bir seçimin hiçbir manası yok. Artık bunu sokaktaki sokak satıcıları bile sohbet ettiğimiz zaman hepsi gayet iyi görüyor, bize anlatıyor yani. Herkes farkında ve dolayısıyla herkes bir çıkmaz bir ümitsizlik içinde. Yani peki ne yapacağız, kime oy vereceğiz kardeşim, ya ne olacak falan filan diyorlar. Şimdi bir de şu var tabii. Bunu da geçen haftaki galiba Aydınlık'ta yazmıştık. Kime oy vereceğiz be kardeşim altında. Yani bir de şöyle bir şey oluyor. Bakıyorsun düzgün bir genç işte de memur falan neyse. Yani belli sağlam bir insan. Şimdi diyor ki ben işte diyor falanca küçük Ç ama büyümekte olan bir partiye, biz fırka adı kullanmıyoruz. Evet. Neyse. Ona oy vermek istiyorum diyor. Ama diyor ya işte bu bendi, setti, barajı geçemezler filan endişesiyle oyum ziyan olur diye vermekten tereddüt ediyorum diyor. Biz de diyor ya bu ne mantık kardeşim ya? Böyle şey olur mu ya? Sen şimdi efendim işte geçerler bendi, geçemezler falan diye tut. Ondan sonra vatanın yani toprağıyla, her şeyiyle, insanıyla yabancıları teslim eden Erol Birbirliği'nin tabiriyle tam işbirlikçi takımına, efendim tabii o hafif söylüyor yani biz evet, daha ağırını söylüyoruz da işte işbirlikçi diyor, anlayın, takımına
efendim oy verecek. Olur mu böyle şey? Ya bir kere onlara oy vermesen bir kere o bir kârdır. Yani hiç olmazsa bunlardan bir tane eksik olur. Ayrıca oy vermek istediğim parti de büyümekte olan bir parti hızla. Yani çünkü milletin yani başka ümidi kalmadı zaten. Hani falan. Onun için yani o yanlışlıktan da herkesin sakınması lazım. Yani bakın şimdi biz bunları yazdık, çizdik, her tarafta anlatıyoruz. Ama gene geçen gün hanım söyledi galiba, televizyonda mı görmüş, ne olmuş? Yani bizim bu ayarlı basın yayında filan. Ha gene işte oyunuzu bölmeyin, efendim işte bendi geçemeyecek partilere vermeyin falan diye de çıkıp konuşuyorlar bol bol. Evet. Böyle sakın bu tuzağa kimse takılmasın. Efendim yani alçaklara oy vereceksen hiç verme daha iyi. Bir. İkincisi de hani yaptığına ve dediklerine bakarak, yapacaklarına bakarak yani küçük, büyümekte olan falan yani ülkenin son ümidi bir partiye de oyunuzu verin arkadaş. Yani şuna buna verin demiyoruz. Herkesin kendi vicdanına kalmış, kafasına kalmış, gönlüne kalmış. Ama yani hiç olmazsa yani böyle oyunlara gelmeyin. Bir. Küçük nasıl büyür? Hocam siz matematikçisiniz, fizikçisiniz. Yani küçük olan hep küçük kalmaz süreç içinde. İnsanlar desteklerse büyür. Şimdi evet fizikteki benzetme yapalım bir tane. Evet. Şimdi bir bulut vardır. Bulut nedir? Bulut hani biraz daha küçük böyle su tanecikler, çok küçük su tanecikleri bir araya gelemiyor. Ama yani su haline gelemiyor. Yağmur yağmıyor. Ama orada çok küçük su moleküllerinden oluşan topacıklar var. Topacıklar. Tamam. Şimdi bunun içine bir tane tohum koyuyorsun. Tohum dediğin yani işte bir herhangi bir yabancı ufak bir madde. Bir madde koyuyorsun. Veya bir buz kristalinin küçüğünü koyuyorsun. Ha birdenbire bunlar aklı başına gelmiş de ya bir türlü yapan bir araya gelemiyorlar. Yoksa hazır ha. Her şartlar hazır. Şimdi bir yerinden derhal bunun etrafında yoğunlaşık büyük su damlaları meydana gelmeye başlıyor. Ve bu böyle çorap söküyor, gidiveriyor. O koca bulut zaten hazır ha. Birdenbire hepsi suya dönüşü veriyor. Böyle yani büyükçe damlalardan oluşan bir duruma dönüşü veriyor. Adi bir sağanak yağmur yağıyor. Altta da böyle ne kadar böyle pislik falan varsa alıp süpürüp götürüyor seller gibi olup. Değil mi? Ha demek ki bu da aynı bunun gibi. Şimdi bir bulut var. İçinde böyle ufak ufak zerrecikler bir araya gelemiyor falan. Hazır ama işte yani böyle bir ha şimdi diyelim küçük bir fırka diyelim. Ha şimdi onlar oradan bir başlıyor falan derken işte o biraz daha büyüyor falan derken aynı o fizikteki yoğunlaşmayı ya ön ayak olan çekirdek vazifesi görüyor. Birdenbire böyle zırt diye böyle hepsi birden oluveriyor. Yani şimdi bu da aynı böyle. Evet. Aslında formülünü de yazsan aynı benzer yani bu toplum olaylarıyla bu tabiattaki böyle fizik olaylar arasında da çok büyük benzerlikler vardır. Matematiği aynıdır filan. Dolayısıyla yani hiç kimse korkmasın ondan. Çünkü koca bulut hazırdır ya. Yağmur yağacak yağmıyor bir türlü ya. Şimdi aslında burada büyük bir telaş var. Geçen gün Ertuğrul Özkök Hürriyet gazetesinde seçim kararı alındıktan sonra da şöyle bir değerlendirme yapıyor. Bu seçim inşallah başımıza büyük belalar açmaz diyor. Yani bu seçim yani sistem değişmez. Yok, yani demek istiyor. Sistemi değiştirebilecek bir şey çıkabilir mi acaba bu seçimde? İşte onu diyor. Ondan evet. Korkuyor yani. Evet. Yani milletin hayrına bir işler olur diye korkuyordur. Evet. Başka neden korkacak? Evet. Yani böyle bir ihtimal de var aslında. Bu seçimler öyle bir şeyi de barındırıyor içinde. Çünkü evet. Bu rezaleti yaratanların hepsi barajın altında milletten çok büyük bir tepki almış durumdalar. Evet. Böyle bir erteleme için hepsinin birden bütün partilerin evet. Bile erteleme planına yatmış olması oradan kaynaklanıyor. Tabii yani onun için şimdi yani gerçekten ulusal değerlere, bağımsızlığa, ulus devlete falan sahip çıkacak olan kimselere, fırkalara falan büyük küçük falan demeyin. O bir çığ gibi büyüyecektir. Sonra tutamazsın. Onun için yani bunlara oyunuzu verin. Sakın bu öbürlerine de hani böyle işte ne bileyim
dent, baraj maraj hikayesinden de oy vermeye falan kalkmayın. Çünkü verirseniz ondan sonra da yarın öbür gün çoluk çocuğunuz kölelikten öte bir de yani soykırıma falan uğramaya başlarsa buralarda öyle bir ihtimal yani var. Kendiniz suçlu olursunuz, kendinizi de affedemezsiniz. Onun için şimdi aklınıza başınıza toplama zamanıdır. Yani aklı, yani ben de dahil tabii. Aklımızı başımıza toplama zamanıdır arkadaş diyoruz. Yoksa hani herkes zaten bunu görüyor. Evet. Yani hatırlatıyoruz böyle düşünenler kaldıysa. Çünkü ayarlı basın yayın hep tersini körükleyip duruyor da onun için söylüyoruz. Yoksa bu söylenecek şey değil yani normal. Değil mi? Şimdi böyle bir durum var. Ve bir de şimdi maalesef yani ben tabii bu siyasetle falan pek ilgilenmem. Biz yani temel sorunlarla uğraşırız. Kaç yıldır? 40 günlük yıl, politikalar 40, bunlar. 40 yıllık kadar uğraşırız. Siyasetle ilgileniyorsunuz. Hayır ama yani işte uzun vadeli ve Türkiye'nin en önemli temel ve ortalıkta hiç konuşulmayan filan meseleyle uğraşıyoruz 40-50 senedir. Ve zamanda yani biraz haklı olduğumuzu naçizane göstermiştir. Yani. Ama şimdi dolayısıyla yani herkes kendine bir fırka varsa yani maalesef dediğim şu maalesef yani birkaç seçimden önceki havayı Türkiye'de gördük. Yani şunu gördük. Şimdi bakıyorsun yani bundan önceki seçimlerde falan falanca fırkanın kazanma ihtimali işte vendi geçmesi ihtimali var falan diye bir laflar çıkıyor. Hadi bir bakıyoruz o partinin fırkanın binası önünde falan bir kalabalık devasa böyle. Efendim işte aday olmak isteyenler işte üye olmak isteyenler falan işte size oy vereceğiz diyenler falan filan bir de kaydettiriyorlar hani. Evet. Belli olsun diye. Şimdi mesela bunu biz çeşitli şeylerde gördük yani. Herhangi bir partide. Bir tanesi değil. E şimdi diyelim ki mesela dindar kesim. Yani dindar kesim bu ülkenin çoğunluğu. Yani bunları da tabii saptırmak için bir takım ajan tiplerle her şey yapılıyor dışarıdan. Ama samimi halk var orada. Çoğunlukta. Ha şimdi bunlar efendim işte birileri bir Müslümanlık edebiyatı yapıyor. Aslında başka işler yapıyor da bir de öyle yapıyor. Vebali boyunlarına diyelim. Müslümanlığın ticaretini. Evet yani. Filan neyse yani bir de hani tersten işler yapıyorlar. Mesela tutup kendi yani Müslümanlığı temsil eder pozuna girmiş olan fırkanın belediyelerinde hiç Hristiyan olmayan yerde boyuna kilise açıyorlar. Misyoner teşkilatlarını destekliyorlar. Ya bu ne periz bu ne lazım turşusu ya. Allah Allah. Filan. Yani böyle acayiplikler oluyor. Şimdi neyse onu da geçelim. Fakat diyelim İsterseniz ki geçmeyelim onu da. Şimdi Bush yeni bir güvenlik doktrini açıkladı. Biliyorsunuz. Şöyle söylüyor. Ben kendime düşman olarak belirlediğim ülkeye yani bu düşmanlarının kanıtını göstermek zorunda değilim. Anında hiçbir bildirimde bulunmadan nükleer silahla saldırabilirim diyor. Özetle evet. Bu. Ama bu burada iki tane önemli şey var Bush'un güvenlik doktrininde. Yani bu niye misyonerliklerle İslami kisveli parti sizin de işinizde fırkanın bu kadar iç içe olmasında Bush'un birinci söylediği şu, biz diyor ılımlı İslam'ı destekleyeceğiz. Ilımlı İslam'ın gelişmesi için Amerika Birleşik Devletleri olarak destek vereceğiz. İki, silahsız özgürlük hareketlerini destekleyeceğiz diyor. Yani Amerika'nın bu güvenlik doktrininin esası ulusal devletleri yıkmak. Ulusal devletleri yıkmak için bir nükleer silahı kullanırım gerekeninde diyor. Ama onların bir etnik ayrılıkçılığı kullanacaklar. Silahsız özgürlük hareket dedikleri bu. Kadek oldu. Amerika'nın desteğine mazhar olacak. Öbürü de ılımlı İslam'ı destekleyeceğim diyor bu İslam coğrafyasında. Ilımlı İslam dediği de kendisine ılımlı. Yoksa İslam'ın kendi içinde bir ılımlık değil. Yani sayeden değil. Evet. Tabii şimdi bu şeye çok benziyor. Onu fark etmiştim bir önce. Şimdi tabii biz yıllardır başka ülkelerde yaptıklarını da görürüz falan ve bakarız ki ya burada aynısı oluyordur veyahut da olacaktır. Olacak deriz, olur falan. Yani aynı model gider. Tabii ki yani kitaptan. İnceleyince bilimsel çalışmasında hani yani hem matematiksel olarak anlıyorsun nereye varacağını bir de başka ülkelere bakıyorsun yıllarca. Mesela Güney Amerika ülkelerine bakıyorsun, Güney Asya ülkelerine, Güney Doğu Asya ülkelerine bakıyorsun falan. Oralarda bir şeyler oluyor. Filipinler şu bu falan. Bakıyorsun yani 40 senedir buraya her gelip giderken bu aynı senede 5 kere söylerdik yani. Bak şimdi 6 ay sonra burada şu olacak.
Şimdi yok canım olur mu, Amerika bizim dostumuz falan. Yani 6 ay sonra biz gelince bunlar bizi de havaalanından böyle kırmızı halıyla karşılarlardı, o fırkanın erkanı filan. Hayrola ne oldu ya, bu ne muhabbet? Ya senin dediklerin hepsi doğru çıktı, şimdi olacak, gel anlat hemen filan. Olurdu yani. Ölmek için söylemiyoruz da yani, keşke bunlar doğru çıkmasa tabii. Ama yani belli. Ha şimdi dolayısıyla mesela bu konuda bir baktık, bu Kore'de ailesi çok temiz olan, düzgün olan, yani takdir edilecek insanlar, fakat Kore Harbi'nde yarısını canını okuyor. Gene böyle kültür savaşlarıyla, kültür toplum mühendisliğiyle falan o ailenin her şeyini bozmaya çalışıyor. Yani sağlam bir millet ama nitekim bunların işte büyük çoğunluğu Burhani, yani Budist iken, yani bizim Uygurlardan, Uygur evet. Türklerinden aldıkları Budizm işte bundan 1000-2000 sene önce ile yani çok düzgün bir milletti. Ha şimdi bir baktık o zaman. Burada Amerika tabi Cia, siz Aydınlık'ta falan yazılmıştı hani. Cia'nın mızrağının ucu misyonerliktir. Yalnız Cia'nın değil, yani Fransızların da, İngilizlerin de, hepsinin. Belçika'nın da falan. Bunlar bir yere sataşacaklı şeyle bulaşacakları zaman ele geçirmek için falan. Önce işte misyonerlerini İngilizce öğretmeni pozunda, bazen işte sağlık hizmeti yardımı falan pozunda falan böyle birilerini gönderirler. Sonra bunların misyoner olduğu ortaya çıkar. Yavaş yavaş millete Müslüman şey, Hristiyanlığın bir bozuğunu, bir garibini terkin etmeye başlarlar. Ondan sonra işte derken tüccarlar gelir. İşte özelleştirme, küreselleştirme edebiyatı yeni değil, bu kaç yüz senedir. Bunun bir çeşidini yaparlar. Ve oralara bu o ülkenin şirketleri, mülketleri, bir sürü şeyi ele geçirmeye başlar. Arkasından da bu menfaatlerini korumak için ordusu gelir, üstleri gelir filan. Ondan sonra da artık toptan orayı yani ele geçirirler. Ve ondan sonra da 50 sene sonra, 100 sene içinde o ülkenin ahalisini yok ederler. Yani bakın Hawaii'ye filan. Hawaii. Evet. Hawaii'ye yani bu şekilde girdiler. Oranın da böyle kendi bir düzgün ahalisi, eski kültürü, kendi kralları, mıralları filan vardı. Ondan sonra oraları böyle ele geçirdiler. Ve ondan sonra da kısa bir süre içinde yerli nüfus neredeyse kalmadı. Şimdi 2000 tane kalmış garibanlar. Ağlaşıp duruyorlar. Biz de işte hata ettik. Yok işte İngilizce öğreneceğiz, batılı olacağız filan havasına kandık. Ondan sonra işte şimdi de işte bak kimse kalmıyor. Azıcık kalmışlar filan. Ağlaşıyorlar. Şimdi Kore'de gene bu misyoner faaliyetleri bir yoğunlaştı filan. Zaten bunlar da hoşgörülü insanlar filan, öyle yani karşı çıkmazlar filan. Derken ya kısa bir süre içinde ya 30 yılda filan nüfusun yarısından fazlasını Hristiyan yaptılar. Ama nasıl Hristiyan? Yani Katolik matolik de değil. Yani bir sahte mezhepler filan. Mun tarikatı. He, Mun tarikatı çıktı. Şimdi Mun tarikatı bir sahte Hristiyanlığın bir garip çeşidi. Ondan sonra derken şimdi bunu başardılar ya, bu sefer bunları taşeron olarak kullanarak bu Korelileri bir sürü ülkeye, bilhassa Türkiye gibi bir ülkeye bunları misyoner diye gönderdiler. Ondan sonra şimdi bunlar şu anda Türkiye'de böyle daha Bursa'nın işte dağlarında falan köylere möylere gidip ondan sonra bu Koreliler Muncu oradaki çocuklara falan işte kampa götürüyorlar bunları. Velilerine de azıcık para veriyorlar falan. Ondan sonra iki hafta kampa götürüp ondan sonra bunları Muncu yapıyorlar. Şimdi velileri falan da köylü bunları Japon zannediyor. Hani mesela ben görünce Japon mudur, Koreli midir, evet. Çinli mi, hepsini anlarım. Yani ama alışmışız. Evet, şimdi millet görünce hepsi işte bunu görünce Japon zannediyor falan. Ondan sonra Japonlara da bir şey var ya, hayranlık falan. Evet, yani başka. İyi olması lazım. Dolayısıyla bunlar şimdi diyorsun ya ne oluyor sizin çocuklara falan. Ya işte bu Japonlar işte iyi falan. Bunlar bizim çocuklara işte kamp yaptırıyor, yardımcı oluyor falan. Ya kardeşim bunlar bunlar Japon mapon değil. Bunlar Koreli. Kore'nin düzgünü de olsa razıyız da Kore'nin muncusu bunlar ya. Ha şimdi tabii bu muncular Türkiye'de bayağı bir faaliyette. Üstelik devletin ve bu fırkaların falan ta tepelerinde falan çok mühimzevat. Yani şu anda da bir tanesinin başında olan efendim, daha önce başkası da işte başka zamanlarda
Yakın geçmişte bir iki kere bakanlık yapmış olan filan insanlar da bir takım vakıflar makıflar numarasına çevre filan derler hep. Bunların çevre vakfı falan bakarsın. Ondan sonra bunlar muncu olmuş. Muncularla iş yapıyor. Bir yani, tane ilahiyat profesörümüz var. Muncu. He, muncu ilahiyatçı da var. Hepsi var. Yani bakan var, o var, bu var. O da yani, şimdi milletvekilliğine soyundu. Bakan olacak. Öyle, ha, evet, o var. Ama bir de şey var asıl. Yani şimdi gündemde olan bir aslında neredeyse silinmişti de işte Amerika orayı tekrar diriltmek için bir sürü numaralar çeviriyor şimdi. O partinin başındakilerde falan da var bunlar. Yani ama yani Türkiye'de de bu hızla gidiyor ve çok tehlikeli bir gidiş. Yani bunlar da böyle neyse şimdi ama bir de bana şunu hatırlattı. Yani şimdi bunu böyle bir sahte Hristiyanlık mezhebiyle falan yaptığı gibi ve yaptıklarını da taşeron olarak başka ülkelerde kullanıp kendisi ortada gözükmediği gibi bizde de bunun başka çeşidini yaptı. Nasıl? Müslüman pozunda böyle bir garip bir tarikatımsı falan, adı da tarikat değil de işte bir cemaat kurdu. Ondan sonra bunların işte Türkiye'de böyle bir sürü yani samimi işte yani hem Türklüğüne meraklı hem de Müslümanlığına meraklı gariban insanları falan da birçoğunu kafaya aldı. Ve ondan sonra da bunları taşeron olarak kullanarak Orta Asya ülkeleri, başka ülkeler falan, Asya, Masya falan oralara taşıdı işi. Aynıdır ha. Doğru, aynı model. Aynı model. Yani onun için böyle tehlikeli evet. işler oluyor. Neyse, yani zaten isimleri farklı. Yalnız, tabii isimleri farklı. Aynı model. Ama zaten yani yeni de değil bu olay. Çünkü Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı Türk Devleti'nin, kimse şaşırmasın, Osmanlı Türk Devleti'nin efendim son zamanlarında da İngilizler, son zamanları dediğimiz son 300 yılında evet. İngilizler Müslümanlık kanalıyla girmişlerdir. Yani tabii hem artık belki birçoğunun çoğu biliyordur izleyicilerinde. Ya bilmiyorlarsa duysunlar. Yani 1700'lerin ortalarında İngilizler en becerikli ajanlarından Hafner'i kafasına bir sarık takıp Müslüman oldu pozunda Hicaz'a gönderdi. İsmi neydi efendim? Hafner. Hafner. Evet. Hafner. Ondan sonra bunu işte Müslüman oldu falan kılığında geldi. Hicaz'da oturdu. Ondan sonra Bağdat'ta oturdu. İstanbul'da oturdu. Bu işte dini önderlerle falan ilişkiler kurdu. Hicaz'da kendine bir tane böyle ahmak ama çok böyle ben falan kendini bir şey zanneden ahmak bir tane hoca efendi buldu. Bunun üzerinde 20 sene çalıştılar. Hafner'ın üzerinde. Hafner çalıştı. Hocanın üzerinde. Ha, bu Hicaz'da bulduğu hoca efendinin üzerinde. 20 sene bunun üzerinde çalıştılar. Ve hatta buna da böyle ikide bir de İngiliz hanımlar falan verdiler. Ondan sonra da 20 sene sonra ya işte sen aslında çok büyük adamsın falan ama yani millet bunu iyice anlasın falan. Sen peygamberliğini ilan et dediler buna 20 sene sonra. Bu da olur mu olur mu dedi. Tamam merak etme biz destekleriz falan dediler. Neyse yani kısacası sahte Vahabi mezhebini böyle kurdular. Kimdir bu Vahabiler? Şimdiki Suud ailesinin Suudi Arabistan'daki Suud ailesinin dedeleridir. Ve bu orada bir miktar aile Vahabi olduktan sonra ilk yaptıkları iş Hicaz'da olan 500 bin Türk'ü kestiler bunlar. Ve bu süreçte de İslam'ın merkezi olan yani işte Mekke, Medine falan oralar böyle bir sahte mezhebin emrine verildi. Yani oyuna bak. Evet. Oyuna bak. Dünyanın her tarafında bu Vahabiler terörün evet, ve ondan sonra sonra da yani bu en başarılı işlerinden biridir. Hicaz'ı Osmanlı'dan böyle kopardılar ve İslam'ın yani işte haccın maccın olduğu yeri de değil mi? Yani şimdi tabii sonra yani bu Osmanlı'nın işte son zamanındaki en zararlı felaket işlerden biridir bu. Ama şimdi bunun işe yaraması devam etti tabii sonra. Ve nitekim bu Vahabileri
Tabii Suudi Arabistan'da da petrolden falan sonradan neft yağından yani bir sürü para vardı o zamanlar. Şimdi Amerika orayı da soydu, onlara da kalmadı. Neyse ama vardı yani yakın evet. zamana kadar Körfez Savaşı'na kadar. Hala da var da yani. Var da işte yani çok değil. Payı çok fazla. Evet azaldı yani. Soydular orayı da evet. başka yöntemle. Seni koruyoruz yöntemi yani mafya hep kullanır ya böyle filmlerde vardır. Dükkana gider seni işte bana ayda şu kadar para vereceksin der dükkan sahibine. Öyle niye der? Seni koruyoruz der. Ha, yani kendinden koruyor. Vermezsen cam çerçeve indiriyor aşağı. Bu da onun gibi. Suudi Arabistan'ı işte Irak'tan korudu bak şimdi. Falan. Dolayısıyla o abi seni koruduk dedi. Hazinesini aldı götürdü. Kuveyt'in de Irak'ın şeyinde. Suudi Arabistan'ın da. Neyse. Şimdi ama daha önemlisi işte o arkada o parayla da bu Vahabileri Afganistan'a gönderdiler. Çeçenistan'a gönderdiler. Bosna'ya gönderdiler. Yani nerede böyle bir milli hareket Müslüman ülke ve milli bir hareket varsa isyan hareketi yani tepesine binenlere karşı filan bunu Vahabilerle saptırdılar. Ondan sonra da gene kendileri vay efendim işte bunlar ulusal kurtuluş hareketi değil İslami terör dediler. Yani bak oyuna yapanlar bak. Yapanlar da kendileri. Yapan da kendileri koyan. İsmini koyan da kendileri. Ondan sonra da işte buna karşı falan olarak da gidip bombaladılar. Tepesine bindiler yok ettiler filan. Yani onun için çok güncel, geçerli bir durum. Evet, yani dolayısıyla daha 300 yıldır önce İngilizler, sonra işte Amerikalılar filan. Ya herkes de zannedecek ki bu İngilizler, Amerikalılar çok akıllı da böyle işler beceriyor. Ya normal ailesi filan hiç bu işlerden anlamaz. Yani okumuşu da pek anlamaz da. İşte İngiltere'deki, Amerika'daki beyin takımı zaten aynı takım. Yani onlar ayarlıyor bu işleri. Çünkü kendi gayeleri var. Buralarda. Dolayısıyla bunlara karşı çok tedbirli olalım. Mesela bunlar hep böyle tersten hareket eder. Bir daha onu da bir daha belirtelim. Şimdi bu taktikler arasında gözlemlediğimiz yıllarca onun için dolayısıyla biz bunları böyle tabiat kanunu gibi yazıyoruz artık işte hep böyle olur falan diye. Şimdi bir tanesi de bir iş yaptıracakları zaman o ülkenin aleyhine hep tersten birine yaptırdılar. Nasıl efendim? Örnek. Tabii başka ülkelerde de yap. Mesela İran'da da yaptırmışlar. Bir Tebrizli söylemişti bana muhterem bir zat. Şimdi mesela yıllarca Batı'ya küfür ettiriyor. Ondan sonra İngiliz, İran'da vaktiyle yani şeyde mesela o zaman İran meclisinde olan bir mollaya 20 sene İngilizlere küfür ettiriyor. Herkes de diyor ki vay işte bak bu İngilizlere karşı falan. Ama ondan sonra İngiliz'in en pis işini buna yaptırıyorlar, buna imza attırıyorlar. Bana Tebriz'de anlatmıştı. Türkiye'de de yaşadık bunu yakın neyse, zamanda. Yani veyahut işte falan yani şimdi mesela tutuyor mesela bir ilahiyat profesörü. Şimdi ilahiyat deyince tabi biz o İslami İlimler Enstitüsü falan vardı eskiden. Önünden geçerken okurduk falan. Ha İslami İlimler Enstitüsü'ymiş falan. Fakat bir ara 60'larda mı 70'lerde bile Ankara'da mı nerede oradan geçerken bir baktım. Bunun ismi değişmiş. İlahiyat Fakültesi olmuş. Hemen oyunu anladım ha, o zaman. Ha bak burada bir oyun var. Çünkü ilahiyat deyince hangi ilahiyat olduğu belli olmuyor. Yani teoloji yani Hristiyan'ın da olur. Her şeyin olur. Öbüründe İslam diyordu. Ha, şimdi böyle ilahiyat fakülteleri var mesela. Şimdi bir bakıyorsun orada işte sivrilmiş veya sivriltilen bir ilahiyatçımız mesela bir değil birkaç tane vardır da işte bir tane mesela. Bunu böyle birdenbire hani aslında İslam'ın iyisine bile karşı olan bir takım ayarlı basın yayın falan. Aa bunu met edip duruyor falan. İşte bak Müslüman böyle olur falan. Böyle bir meşhur ediyor bilmem ne oluyor. Sonra bir bakıyorsun, orasını duyurmuyorlar tabi. Aynı adama büyük bir üniversitenin ilahiyat fakültesinde papaz okulaştırıyorlar. Bak şimdi, oyuna bak. Hep tersler ya. Yani onun için... Ya böyle... papaz okulunu başka birisini açtıramazlar. Hayır, şimdi yani şimdi gelip de mesela ne bileyim bir Amerikalı papaz gelip de kursa herkesin gözüne batacak. Hani gene bir şey olmaz da artık ya, alıştı millet böyle şeyler. Ama hani her ihtimal, bakarsın bunlar da... İtiraz kabul eder. Edilmez diye. Kabul edilmez filan diye düşünüyor Amerika. Hala buranın ne kadar ileri olduğunu evet. bilmiyor. Ama sağlam olsun diye. Ha Müslüman pozunda bir de şişirdikleri bak işte. Çağdaş takımda diyor ki işte bak Müslüman böyle olur filan. Ya adam Müslümanlığı bozmakla görevli. Birkaç düzgün laf söylüyor. Arkadan böyle tam İslam'ın böyle hele Türklerin İslam'a getirdikleri Asya'dan. Evet. Gelenekleri bozacak, yok edecek.
Böyle bir ince işler yapıyor. Sonunda bir de diyoruz ki buna bir de papaz okulu açtırıyorlar. Kimsenin haberi yok bak şimdi. Ama onun Moğol tarikatının mensubu olduğunu da bilmiyorlar. O papaz ama bilmiyorum hangisine yani birkaç tane var da tabii. Yok yani bu işte şimdi gündemde olan herkesin de çok merak ettiği. Gündemde olan böyle iki saatte bir ağız değiştiren birinden bahsediyoruz. Evet bu aynı çok zamanda. Da, yani şimdi Müslüman deyince eskiden Müslüman hali oldu mu yani dünyanın neresinde olsa. Böyle yani gözünde bir yumuşaklık var, bir tevekkül falan vardır. Hani Allah korkusu falan herhalde ne bileyim. Anlamayız da işte. Yani böyle bir yumuşaklık falan vardır Müslüman'da. Ya buna bakıyorsun adam canavar ya. Canavar gibi bir şey yani böyle sokakta gör korkarsın biraz uzun boylu olsa. Böyle adamlar ya. Hani şimdi daha görünce anlıyorsun ha. Rahmetli annem derdi bunda hacı gözü yok falan derdi. Böyle tipler. Çağdaş takım da diyor ki bak işte Müslüman böyle olur. Çünkü hakisini görmemiş ki çağdaş takım. Yani görmek gibi bir çabası da yok. Esas yok. Görmek de zaten. İstemiyor. Çünkü zaten şimdi o çağdaş takım deyince de yani bunlar böyle biraz cuma namazı kılana falan hemen böyle falan düşman görürler ama kendi çocukları sonra kendileri falan kiliseden çıkmaz. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Bu başlangıç noktasından anlattınız siz. İşte Osmanlı'nın son 300 yılında İngilizlerin nasıl dini hem İslamiyet'i hem Hristiyanlığı kendisinin yayılmasını bir aracı olarak kullandığını biliyoruz. Evet. Ve her zaman da bu siyasal faaliyetlerin içinde din emperyalizmin bir aracı olarak kullanılıyor. Evet. Yani kendisini İslami kimlik tarih boyu. Evet. İslami kimlikle çıksa bile yani işte veya diyeyim ki İslamcı parti olduğunu söyleyen o partinin belediye başkanlarının misyonerlik faaliyetine bu kadar destek vermesi işin doğası gereği. Yani çünkü onların kullandıkları İslam da İslam değil veya Hristiyanlık da Hristiyanlık değil. Her ikisi de alet. Evet. Neyse yani böyle işte bir sürü numara var. Tabi bunu niye söylüyoruz? Çünkü bu milletin yani %60'ı ciddi Müslümandır. Yani gereğini vacibini yerine getiren Allah kabul etsin. Yani işte gerisi de Müslümanız falan der. Ama işte tabii öyle bir şey ne olduğunu da Müslümanlık din olmanın ötesinde bir kültür. Bir kültürdür. Yani. Yani şimdi biz İslam dünyasının İslam dünyasına bilimi, felsefeyi efendim ondan sonra derin tasavvufu ondan sonra yani birçok şeyi getirmiş olan kimler? Türkler. Türkistan fethedildikten sonra bunlar İslam'a geldi. İslam ülkelerine geldi. Ondan sonra da bu büyük kültür sayesinde yani 100-200 sene Türkistan fethedilirken Emeviler tarafından bir sürü ailenin kafası kesiliyordu Türklerin. Kütüphaneleri yakılıyordu filan. Ondan sonra işte yani öyle kendi dinden filan olmadı. Neyse Müslüman olduk. Olduk. İyi oldu. Tamam. Ondan sonra ama ondan sonra da çok kısa bir süre içinde bu üstün kültür her türlü yani askeri teşkilatçılıktan tut, devlet sisteminden tut, bilimine, tıbbına bilmem nesine kadar bütün o büyük Asya kültürü, bizim binlerce yıllık Asya kültürümüz İslam dünyasına geldi. Öyle Arap'tan, Fars'tan falan gelmedi. Burada dedikleri gibi. O da yalan. Geldikten sonra bu üstün kültürle bunlar çok kısa sürede bütün Müslüman dünyasına hakim oldu Türkler. Hakim oldu da bunları astı kesti ezdi falan değil. Bunları kardeş bildi. Bunları Türk'le eşit bildi. Ondan sonra ve İslam'ın koruyucusu oldu. Geliştiricisi oldu yani o kültürün. Ve İslam falan. Uygarlığının temelinde. İslam uygarlığının temelinde Türkler vardır. Uygarlık dediği şeyde. Herkes tarafında. Tamam. Şimdi dolayısıyla yani bu şimdi dolayısıyla yani bizim ondan önce de Asya'dan gelen çok büyük bir kültürümüz var ve hala bir kısmen şuur altında bile olsa yaşıyor. Ama şimdi dolayısıyla hani nüfusun büyük çoğunluğu Müslüman. Ha işte eğitimini görmüşse bir şeyler biliyor yapıyor falan. Ev görmemişse de işte Müslümanım diyor. Ama evet. Bilmiyor öğretmemişler ne yapalım. Şimdi dolayısıyla yani bu nüfusun %60'ını veya fazlasını Amerika'dan üretilen Müslüman eşittir, fundamentalist eşittir, terörist gibi filan
dalaverelere kanıp Türkiye'de Müslümanlara düşman gören bir devlet olamaz. Bir fırka da olamaz, bir seçim de olamaz. Yani nitekim Atatürk de Kurtuluş Savaşı'nı onlarla yapmıştır. Onun için yani şimdi burada bir büyük hataya düşmemek lazım. Onun için söylüyoruz. Yani bu çağdaş dediğimiz tayfa ama bunları düşman olarak görüyor. Evet, çağdaş takımı işte çağdaş kendine çağdaş, mesela ben çağdaş değil mi? Ben hepinizi cebimden çıkarırım çağdaşlıkta. Yani insaf yani. Ama şimdi bunlar kendilerine biz çağdaşız falan demek de yani ben işte bu milletten değilim, ben başka bir şeyim demek istiyor onlar. Yani o Amerika'nın bakışını aslında kendi halkına taşıyan, yansıtan ha. birisi olarak buraya geliyor. Çağdaşlıktan evet. kastı şimdi o. Çağdaşlıktan kastı. Bir de bunlara dikkat ederseniz bunlar hep böyle yabancı misyoner okullarında veya sonradan çıkan yerli misyoner okullarında evet. okumuşlardır. Ya akılları fikirleri bu dışarıda falan kendi halkından da haberi yoktur. Hatta ona düşmandır. Halkının ona her şeyine, diline, dinine, her şeyine düşmandır. Bunlar kendine çağdaştır. Hocam, yoksa ben de çağdaşım yani gerçek manasında. Ne oluyor? Allah Allah yani. Bu çağda çağdaş var. Hatta bunların hangi çağ olduğunu hala kestiremedik. Evet, onlar aslında başka bir çağ. Başka bir çağda kalmış evet. durumda da. Şimdi süremizin sonuna geldik. Baştan açtığımız konuyu bağlamak için size son cümleyi bırakıyorum. Yani seçim konusunda mı? Evet, oradan. Ya seçim konusunda. Kararsız insanlar. Ya kararsız gerçekten. İnsanlar ne yapacağız falan diyenler bir kere öyle yok işte bende barajı geçemez falan diye öyle ülkeyi satan şey fırkalara bir kere oy vermemeli. Yani yoksa son pişmanlık fayda etmez. Sonra da dövülmeyin. Bak çoluk çocuğumuzun kafası kesiliyor diye. Hı. Olacak o. Yani oraya gidiyor. Bir, ondan sonra da büyümekte olan ve hızla büyüyecek olan bu bulut misali ve ulusal değerleri, ulusal bağımsızlığı temsil eden, onun için uğraşan kimselere, fırkalara filan oy verin. Yani büyür, merak etmeyin. Ondan sonra tabii bir de evet neyse tamam. Tamam. Kalmasın söyle. Ha, ve bunları yaparken de gene yani bunu da bütün siyasetçilerimize ve yani devlet işte yetkililerine filan da yani hatırlatmak estağfurullah bize düşmez ama yani görevimiz yani bu dışarıdan olan derin oyunlara kanıp da nüfusumuzun büyük çoğunluğu Müslüman haliyle kendinize yani düşman gibi görmeyin. Yanınıza alın. Yani bir devlet halkını karşısına değil yanına alırsa bir hükümet o ülkeyi idare eder ve o ülkenin hayrına idare eder. Kendi milletini düşman olarak görenler yani ancak yabancılara hizmet evet. ederler. Bu oyunlara da gelmeyelim. Yabancıların işbirlikçileri evet. zaten öyle koyuyorlar. Yani tabii. Ayrımı da şöyle yapılıyor işte. Eskiden birileri irtica diyordu. Şimdi diyorlar ki Batı destekli irtica. Ayırıyor. Yani irtica da değil. Batı destekli. Zaten Türkiye'de bölücülükte, irticada Batı'dan destek alırsa, tabii. emperyalizmden destek alırsa tehlike oluşturur. Tabii yani sahip evet, olacak evet tabii zaten şununla bitirelim isterseniz. Yani biz şunu görüyoruz ki yıllarca tabii bu işlerin farkında olarak mücadele ettik Türkiye'nin her tarafında. Fakat şimdi görüyoruz ki artık bütün bu Amerika'dan dışarıdan şer güçlerden dışarıdaki içerideki gelen sahte ayrımcılıklar, bölücülükler işte efendim sağmış solmuş bilmem ocuymuş bucuymuş Aleviymiş Sünniymiş Kürtmüş Türkmüş falan ayrımlar sökmedi Türkiye'de. Evet. Batı'nın planı tutmadı. Millet gene tek vücut olabiliyor. Dolayısıyla yani herkes şimdi bu eskiden böyle kalma artık hani eskiden şey derlerdi kuru nüfustadan kalma böyle kavramlarla işte o onu diyor ama o bucu filanca şunu diyor ama o da şucu filan bırakın bunlar arkadaş vatan elden gidiyor ya şimdi bir tek dediğiniz gibi bir tek ayrım var vatan severler ve vatan satarlar o kadar onun için vatanını seven milletini seven haysiyetine sahip çıkmak isteyen ulusal değerleri ulusal bağımsızlığı ulusal kaynakları korumak isteyen kim varsa başka ayrım kabul etmiyoruz. Onların hepsi gelsin. Doğru. Evet değerli izleyenler bu sohbet programımız da burada tamamlamış bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta Sayın Oktay Sinanoğlu ile yine birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.